kontrol etti. Ortasını çıkarıyor ceza alanına doğru. Kadri kontrol etti, döndü, vurdu ve gol. Kadri döndü, vurdu ve gol karşılaşmada. Karşılaşmanın 7. dakikası değerli spor severler. Kadri'nin kaydettiği golle Küçük Kaymaklı 1-0 öne geçiyor Esentepe karşısında. Birol serbest atışı kullanan futbolcu, ceza sahası içerisinde vuruş, kaleciden dönüyor. İkinci pozisyon, savunma uzaklaştırıyor topu. Peki oyuncuları biliyoruz Küçük Kaymaklı'da. Süleyman Göktaş farklı bir şey sergileyebilir miydi? Bu arada Yasin vuruşunda top dışarıya gidiyor. Davis pasını çıkardı Suat'a. Suat solda, Mehmet var, ona verdi. Mehmet ceza alanı içerisinde vuruşunu yaptı. Dışarıya gidiyor top. Davis, Cem, Davis de paslaştı. Cem pasını ve Cem vuruyor ve eşitliği yakalıyor Esentepe takımı. Davis de paslaşmasında Cem topu kalecinin solundan filelere gönderiyor. Karşılaşmada 45. dakika, birinci uzatma dakikasında Esentepe Cem'in kaydettiği golle eşitliği yakalıyor Lefkoşa Şehit Hüseyin Usol stadında Küçük Kaymaklı karşısında. Ceza alanına ortalanan top kafayla çıkarmaya çalışıyor Esentepe savunması. Suat çıkarıyor topu ve orta hakem Cevdet Mertkaya ilk 45 dakikayı bitiren düdüğünü çalıyor değerli spor severler. Ve işte ikinci yarının ilk golü değerli spor severler. Karşılaşmada 46. dakika, Yasin'in golüyle 2-0 yapıyor Küçük Kaymaklı. Mete pasını çıkardı Yasin'in önüne doğru. Yasin bıraktı Halil. Yasin boş pozisyonda, ortasını yapıyor. Yasin kafa vuruşunu yapıyor ancak yandan dışarıya gidiyor. Karşılaşmanın 67. dakikasındaki pozisyonda. Zeki ile uzaktan yakından alakası yok. Evet. Zeki'nin formasını giyiyor bugün Mete. Kadri ile gelişen bir atak. Kadri aşırtma bir vuruşla farkı 2'ye çıkarıyor değerli spor severler. Kendisinin ikinci, takımının 3. golünü kaydediyor. Karşılaşmada 72. dakika, Kadri'nin golüyle fark 3-1 oluyor. Dakika 72, gol Kadri ve skor 3-1 oluyor Lefkoşa Şehit Hüseyin Usol stadında. Halil iki kişi arasından sıyrıldı, ortasını yaptı. Uzak noktada Mete var. Mete çıkardı. Kadri boş pozisyonda dönüyor, vuruyor, savunmadan döndü. Bu kez vuran futbolcu Mehmet Fuat. Yine savunmadan döndü. Birol atağı devam ettirmek istiyor. Mete yine ortalıyor topu arka noktada. Yasin var. Yasin çıkardı. Mehmet Fuat Birol'un önüne. Birol Mete'ye gönderdi. Mete rakibinden sıyrıldı. Yeniden tehlikeleniyor atak. Ortaya çıkardı Kadri. Kadri dönerek vurdu ve gol. Gerçekten bugünün yıldız futbolcusu Kadri diyebiliriz. Karşılaşmada 76. dakika değerli spor severler. 76. dakikada Kadri'nin kaydettiği golle skor 4-1 oluyor. Kadri kendisinin 3. takımının 4. golünü kaydediyor. Geride Osman. Osman pasını çıkardı Cem'e. Tekrar Osman'a, Cem'den orta, boşta kalan top. Suat vuruyor, dışarıya gidiyor top. İki dakikalık uzatma süresi artık doldu dediğim anda değerli sporseverler, orta hakem Cevdet Mertkaya 90 dakikanın resmen bittiğini işaret eden düdüğünü çalıyor. 90 dakikanın skoru Küçük Kaymaklı 4, Esentepe 1. Sayın izleyiciler, şampiyonluğun iddialı ekiplerinden Gönyeli
Bostancı deplasmanından altın değerinde 3 puanla dönerken gelecek için umutlandı. Yalova ise başarılı gidişini sürdüremedi. Şimdi Yalova-Gönyeli karşılaşmasının önemli pozisyonları. Yalova Gönyeli'yi konuk ediyor. Oyuna başlayacak olan taraf konuk ekip Gönyeli. Maçın orta hakemi Ecvet Kanatlı. Sağ taraftan gelişen bir Yalova atağında defans kayıyor. Vuruşta top kalecide kalıyor. Yine gelişen bir Yalova atağı. Tarık orada araya girmeye çalıştı. Ara yerde topla buluşan. Orta ceza alanı içine doğru. Aşırtma bir vuruş. Ancak topa kimse vuramıyor ve top taca gidiyor. Gelişen Gönyeli atağı. Sol tarafa doğru. Topla buluşan Derviş. Derviş'e yapılan hareketi maçın orta hakemi Ecvet Kanatlı penaltı olarak değerlendiriyor. Dakika 24, Derviş'e yapılan hareket penaltı, atışı Derviş kullandı ve topu filelere gönderdi. Dakika 24, gol Derviş, Gönyeli deplasmanda 1-0 üstün duruma geldi. Derviş'in penaltı atışını bir kez daha izledik. Gönyeli futbolcularının sevincini izledik. Sol taraftan ceza alanı içine doğru gönderilen top, orada topa vuran Ali Kanlı ancak kaleci başarılı. Gelişen Yalova atağı, ceza alanı içine doğru orta, vuruş, ancak kaleci Özerk başarılı. Yine bir Gönyeli atağı sağ taraftan, Derviş topla gidiyor. Orada Ali Osman'ın şık vuruşu ve dakikalarımız 38'i gösteriyor. Gol Ali Osman, Gönyeli deplasmanda 2-0 üstün duruma geliyor. Gerçekten Ali Osman'ın topukla vurduğu şut, filelerle kucaklaşınca Gönyeli 38. dakikada deplasmanda Yalova karşısında 2-0 üstün duruma geliyor. Ali Osman'ın kafa şutunda top direkten dönüp kale alanı içine geliyor ancak Gönyeli futbolcuların vuruşu ve top dışarıya gidiyor. Maçın ilk devresi Gönyeli'nin 2-0 üstünlüğünde sona eriyor. İkinci devre Derviş, Derviş'in pasında Ali Osman, Ali Kanlı'nın vuruşunda top filelere gidiyor. Ancak bakıyorum, hakem golü geçersiz sayıyor. Serbest vuruş, Özgür ve Hüseyin Amcaoğlu topun başında. Özgür'ün ortası, Ali Kanlı'nın vuruşu son anda kaleci kornere gönderiyor. Yine bir serbest vuruş. Hüseyin Amcaoğlu Derviş'e doğru gönderiyor. Ancak araya giren defans Derviş'ten topu kurtarıyor. Yalova atağı sol taraftan Kemal araya girip topa sahip oluyor. Ve defansa çarpan top taca gidiyor. Gelişen bir Yalova atağı ceza alanı içine doğru. Ancak yan hakemin bayrağı havada. Sağ tarafta Derviş topla buluşan futbolcu. Pas vereceği arkadaşını arıyor Derviş. Sol tarafa döndü. Topla buluşan Tarık. Tarık'tan sol tarafa orada Ali Osman. Ali Osman'ın yerden vuruşunda kaleci başarılı. Yine Derviş topla gidiyor. Ali Kanlı top istiyor ancak o sağ tarafa döndü Ali Osman'a. Ali Osman defanstan kurtulmak çabasında Ali Kanlı'nın önünde top kalecide. Ali Kanlı'nın vuruşunda top kalecide kalıyor. Coşkun. Coşkun ancak araya giren İbrahim topa sahip oldu. Derviş, ancak Derviş'e arkadan yapılan hareket ve hakemin sarı kartı var orada. Yalovalı futbolcuların itirazları vardı. Serhan topu almaya çalıştı ancak ondan önce bataryacı girdi araya ve bataryacının bir sakatlığı söz konusu. Hakem Ecvet Kanatlı maçı bir süre durdurdu. Özgür'ün arapasında topla buluşan Okan. Okan gidiyor. Kaleciyle karşı karşıya Okan. Vuruşunda top asfaltta dışarıya gidiyor. Ve Ecvet Kanatlı maçın 90 dakikasını bitiren düdüğünü çalıyor. Gönyeli deplasmanda Yalova karşısında 2-0 galip geliyor. Konuk ediyor. Oyuna başlayan takım ev sahibi Yeni Boğaziçi.
Defanstan top çıkarmaya çalışıyor yeni Boğaziçi'li futbolcular. Sağ tarafa gönderilen top ancak solda. Ceza alanı içine doğru orta. Orada kale alanı içine doğru yapılan bir orta. Dakika 1. Mustafa'nın ters vuruşunda top kendi filelerine gidiyor. Mustafa'nın büyük şanssızlığı ceza alanı içine yapılan ortada. Mustafa topu çıkarmak istedi ancak ters vuruşunda top filelerle kucaklaşıyor. Sağ tarafa gönderilen bir top. Orada topla buluşan futbolcu Sabri ve Sabri'nin vuruşunda bir atlı deplasmanda 2-0 üstün duruma geliyor. Kemal Uçarer'in pasında topla buluşan Sabri defansa bir çalım ve topu filelere gönderiyor. Dakika 10, Binatlı yeni Boğaziçi karşısında 2-0 üstün duruma geliyor. Yeni Boğaziçi bir serbest vuruş kullanacak. Uzaktan bir şut denemesi, kaleci için kolay top. Yine ceza alanı içine doğru orta, asfaltta dışarıya gidiyor top. Bu dakikalarda yeni Boğaziçi sürekli olarak Binatlı kalesinde gol arıyor. Ancak defans buna izin vermiyor. Sağ taraftan yapılan bir orta, kaleci için kolay top. Gelişen yeni Boğaziçi atağında araya giren defans topu uzaklaştırıyor. Karara itirazlar var. Maçta ikinci yarı. Binatlı oyuna başlıyor. Yeni Boğaziçi atağı uzaktan bir şut kaleciden sekti top. Ancak kaleci ikinci hamlede topu uzaklaştırmayı başarıyor. Bu dakikada yeni Boğaziçi futbolcuları bir korner atışı kullanıyorlar. Kale içine doğru gelen top karambol ancak defans topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Ve son olarak kaleci topa sahip oluyor. Yine bir Boğaziçi atağı. Uzaktan bir şut denemesi, kaleci yine başarılı. Atak devam ediyor. Kaleci bu kez yine başarılı. Sabri'nin uzaktan vuruşu ve top filelerde. Dakika 59. Sabri kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü yeni Boğaziçi filelerine gönderiyor. İsmet topla buluştu. Uzaktan şutunda top filelere gidiyor. Dakika 62, gol İsmet, yeni Boğaziçi 1, Binatlı 3. İsmet gol sevincini arkadaşlarıyla paylaşıyorlar. Yeni Boğaziçi'nin bulduğu bu gol, futbolcuları biraz umutlandırıyor. Serbest vuruş ve top direğe vuruyor. Gelişen Binatlı atağı, Sabri topla gidiyor. Kaleciyle karşı karşıya plase vuruşunda top filelerde. Dakika 70, gol Sabri, durum Binatlı 4, yeni Boğaziçi 1. Sabri önce defansı çalımladı, kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vurdu ve kendisinin 3. takımının 4. golünü yeni Boğaziçi filelerine gönderdi. Sabri sevincini arkadaşlarıyla paylaşıyor. Binatlı 4, yeni Boğaziçi 1. Ceza alanı içinde uzaktan şut denemesi asfaltta dışarıya gidiyor. Artık uzatma dakikalar oynanıyor maçta. Sağ taraftan orta ceza alanı içine doğru topla buluşan bu kez Raif ve durumu 5-1'e getiriyor. Golün oluşumunu bir kez daha izliyoruz. Sağ taraftan orta, Raif için kolay bir top ve 94. dakikada Raif durumu 5-1'e getiriyor. Artık maçta son anlar. Yeni Boğaziçi'nin ikinci gol denemesi ancak sonuç gelmiyor. Burada bir çalım. Ceza alanı içine doğru orta. Vuruş top filelere gidiyor. Dakika 99. Yeni Boğaziçi'nin ikinci golü Uğur'dan geliyor. Ceza alanı içine orta. Uğur iyi yükseliyor bu dakikada. Vuruşu önce kaleciye çarpıp filelere gidiyor. Dakika 99. Yeni Boğaziçi 2, Binatlı 5. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca maç Binatlı'nın 5-2 üstünlüğüyle sona eriyor. Akdoğan Özgürlük Stadında Akıncılar Gençlik Gücü'nü konuk ediyor. Maçın orta hakemi Ömer Çetinkaya. Oyuna başlayan taraf konuk ekip Gençlik Gücü.
Sol taraftan gelişen bir atak. Ceza alanı içine doğru orta. Top kaleci Mustafa'da kalıyor. Gelişen bir Akıncılar atağı. Topla buluşan futbolcu Mehmet. Mehmet ceza alanı içine doğru orta yapacak. Orada çalımını attı. Ancak top kaleci Mahmut'ta kalıyor. Doğuş. Doğuştan Polin'e. Polin'in uzaktan vuruşu, top dışarıya gidiyor. Malin ortası. Top defanstan çekiyor. Tekrar topla buluşan futbolcu Ali. Ancak orada Mehmet'in vuruşunda top dışarıya gidiyor. Gülşat. Gülşat sağ tarafa döndü. Pasını verdi orada Yusuf'a. Yusuf orta yapacak ancak top ayağından fazla açıyor Yusuf. Bu dakikalarda Akıncılar sürekli olarak Gençlik Gücü Kalesi'nde gol arıyordu. Maçta ikinci yarı. Hasan. Hasan'ın pasında topla buluşan Niyazi. Niyazi'nin uzaktan vuruşu. Ancak top asfaltta dışarı gidiyor. Ceza alanı içine doğru orta. Arif Gül'ün vuruşu vardı orada ancak kaleci Mahmut başarılı. Yine gelişen bir Gençlik Gücü atağı. Kaleci kalesini terk etti. Arıklı, Arıklı'nın uzaktan vuruşu, top asfaltta dışarıya gidiyor. Sağ taraftan kullanılan köşe atışı. Orada topla buluşan futbolcu Erol. Dönen top, dönen topa Miralay vurmaya çalıştı. Tekrar Erol'un önünde. Yine gençlik gücü atağı. Topla buluşan futbolcu Hüseyin. Ancak Hüseyin'e arkadan yapılan hareket vardı orada. Ömer Çetinkaya devam dedi. Bu kez kaleci Mustafa çıktı ve topu uzaklaştırdı. Mustafa bir kez daha başardı. Akıncılar kalecisi Mustafa gerçekten bugün gençlik gücü ataklarına geçit vermedi. İlerleyen dakikalarda her iki takım da gol atmayı başaramayınca maç 0-0 sona erdi ve gençlik gücü Akıncılar deplasmanından bir puan almayı başardı. Sayın izleyiciler, Lefkoşa Atatürk Stadı'nda elektrik kesintisi dolayısıyla Yeni Cami Çetinkaya karşılaşmasını henüz ekranlarınıza getiremiyoruz. Biz yine Teletop programımıza devam ediyoruz. Evet, hemen sırada Türkiye Ligi'nin dünkü maçlarından özet görüntüler var. O karşılaşmaları hep birlikte izleyelim. Ondan sonra Lefkoşa Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma hazır olunca tekrar bağlanırız. Evet. Evet, şu anda arkadaşlarımız haber veriyor. Lefkoşa Atatürk Stadı ile bağlantımız hazır. Evet, sizi yeniden anavatan Türkiye'deki heyecandan Lefkoşa Atatürk Stadı'nda Lefkoşa derbisinin heyecanına götürmek istiyoruz. Evet, işte Yeni Cami Çetinkaya karşılaşmasındayız. Yeniden birlikteyiz. Tabii ki bu arada 20. dakikada doldu Lefkoşa Atatürk Stadı'nda. Bu arada Yeni Cami Hatay yine ceza sahasına vuruş, top dışarıda. Zafer önünde buldu topu ceza sahası içerisinde ama bu müsait pozisyonu işte Zafer iyi kullanamıyor. Top dışarıya gidiyor. 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Gi 6. dakikada Yeni Cami'yi 1-0 öne geçirmişti. Evet sevgili Kürşat, bir elektrik kesintisi, daha doğrusu bir engelleme sanıyorum. Evet, bir sabotaj diyeceğiz buna, elektrik kesintisinden çok. Bugünkü karşılaşmanın izleyicilere ulaşmaması için ne yazık ki Yeni Cami yöneticileri elinden geleni yapıyor. Bunu tabii daha sonra bunlar değerlendirilecek ama bunları anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Çünkü bu ıstara gelecek olan şu dakikaya kadar geldi. Bu dakikadan sonra naklenin yayın var diye kimse evden kalkıp da buralara gelmez. O nedenle bunu anlamakta çok zorlanıyorum. Tabii bunlar daha sonra konuşulacak, daha sonra tartışılacak. Futbol Federasyonu'na burada bir görev düşüyor. Spor Dairesi'ne görev düşüyor. Çünkü sahalar Spor Dairesi'nin Futbol Federasyonu'na kullanım için veriyor. Futbol Federasyonu da kulüplere o gün için kullanım hakkı veriyor. Bunların sanıyorum iş tüzükte belirtildiği şekilde bir çözüme ulaşması gerekecek. Çünkü biz
Berete olarak burada bir hizmet götürmeye çalışıyoruz. Bir misyonu üstlendik. Sanıyorum burada yanlış yapılıyor ama bu yanlışın da düzeltilmesi gerekecek. Evet, bu arada bir sakatlık vardı. Az önce Giyer'de kalmıştı. Pozisyon devam etti. Yeni Cemili futbolcuların itirazı vardı ama Bengü Topaloğlu pozisyonda bir şey olmadığını, oyunun devam etmesi gerektiğini ifade etmişti. Şimdi de Giy yavaş yavaş kalkıyor. Evet, bir de tabii ki izleyemeyen izleyicilerimiz için şu ana kadar 22 dakikayı nasıl buldunuz? Yeni Cemil'in 1-0'lık üstünlüğü var. Evet, erken gelen bir gol gerçekten Yeni Cemil'e büyük bir moral verdiği, oyunun kontrolünü de o dakikadan sonra eline aldığı, daha çok tehlikeli olmaya başladı. Biraz önce yayına girdiğimiz dakikada Zafer'in çok net bir